Artık to-do uygulamamızı yapmaya başlayalım. İlk olarak projemizi oluşturacağımız dizine gidelim. Ben desktop'ta oluşturayım yine. Engine, new, to-do app dedik. Routing yapısını kullanacağım. Stil şablonu olarak da SCSS'i kullanacağım. Proje dosyalarımız oluşuyor şu anda. Evet, projemiz oluştu. Hemen projemizin dizinine gidip ng-serve-o diyelim. Bu sırada da Web Store'undan projemizi açalım. Desktop'ta To Do App. Evet, projemiz açıldı. Şimdi sırasıyla jQuery, Bootstrap ve Angular materyal kurulumlarını yapacağız. Buradan terminalimi açtım. jQuery'yi kurmak için npm install jQuery -- save komutunu yazıp Enter'a basıyorum. jQuery oluştu. Şimdi Bootstrap'i de kuruyorum. Yine aynı şekilde jQuery yazan yeri silip Bootstrap yazayım. Bunun kurulumu da tamam. Bunları kurmamız tabi bir anlam ifade etmeyecektir şimdi. Dahil etmemiz gerekiyor çünkü. Bunun için AngularJSON dosyasını açıp build kısmında Styles bölümüne Bootstrap'in CSS dosyasını çekeceğiz, tanımlayacağız. Scripts bölümünde de jQuery'nin ve Bootstrap'in JavaScript dosyalarını çağıracağız. Hemen burada tanımlayalım. Node modülsün içinde, jQuery'nin içinde list olması lazım ama yine de bir bakalım. Yanlış olmasın. jQuery list jQuery.min.js jQuery.min.js. Aynı şekilde Bootstrap'i de çağıralım. Bootstrap list. Onda da yine yanlış olmasın bakalım. List js bootstrap.min.js. Bootstrap.min.js. Styles bölümünde de Bootstrap'in CSS dosyasını çekeceğiz. Onu da hemen çağıralım. Tamam. Şimdi AngularJSON dosyasında değişiklik yaptığımız zaman bu değişiklik işlemesi için projeyi bir yeniden başlatmamız gerekiyor. Hemen burada kapattım, tekrar başlatıyorum. Ve çalışıp çalışmadığını anlamak için de App komponentte şöyle küçük bir değişiklik yapalım. Bir Bootstrap class'ı verelim. Projemiz başlasın. Tamam. Zaten fontlar değişti. Muhtemelen olmuştur. Ama yine de emin olmak için şöyle bir değişikliğimizi yapalım. Şu satırı komple sileyim. Container içinde, row içinde MD10 içerisine alayım ben buradaki tüm kodları. Bakalım. Evet, oldu. jQuery ve Bootstrap kurulumunu yaptık. Dahil de ettik. Şimdi Angular materyal kurulumuna geçelim. Bunun için materyalin sitesine girelim. Get started dedik. İlk olarak şuradaki komutu kopyaladık. Gelip terminalimize yapıştırıyoruz. Bunun kurulumu bittikten sonra ikinci adımda app modül içerisinde bu browser animation modülü dahil et diyor bize. Hemen kurulum bitsin onu da yapalım. Evet, bitti. Şu modülü dahil edeceğiz.
App modülde burada olması lazım. Bakalım, emin olun. Ya da tamamını kopyalayalım. Ben şunu diğer masa üstüne atayım. Şu şekilde geçiş yapabileyim. Buraya aldım. Oldu. Tamam. Ne yapıyorduk? Buradaki kodu kopyaladık. Yapıştırdım. Bunu da import bölümünde şuraya alalım. Tamam. Daha sonra materyalin kullanmak istediğimiz butonu olur, checkbox'ı olur. Neyi kullanacaksak bunu import ediyoruz. Gelelim. Şurada bu ikisini de dahil edelim. Tamam. Bir de kullanmak istediğimiz materyal temasını, hangi temayı kullanmak istiyorsak onun CSS dosyasını import etmemiz gerekiyor. Bunu da alalım hemen. Bizim Styles SCSS dosyamızın içinde import edelim. Burada başka şunu da index.html'e ekleyip materyal ikonlarını kullanabilmemiz için gerekiyor. Bunu da hemen ekleyelim. HTML dosyamızda şuraya ekleyelim. Kaydettik. Başka bir şey kalmamış olması lazım. Evet. Hemen bir tane checkbox ekleyelim app komponentimize. Olup olmadığını görelim materyalinde. Şu kodu kopyaladım. App komponentte şu listenin sonuna checkbox'ı ekleyelim. Bir hata oluştu sanırım. Bakalım. Konsolu açtık. Mat checkbox dahil ettik aslında. Etmemişiz. Butonu dahil etmişiz. Checkbox'ı etmemişiz. Tamam. Şimdi kaydettim. Tekrar çıktıma bakayım. Evet, geldi. Sıkıntı yok. Çalışıyor. jQuery'yi, Bootstrap'i ve Angular materyali kurduk. Bir sonraki bölümde komponentlerimizi oluşturarak devam edelim.